Sevgili Garden TV izleyicileri, Şahin Bey konusunun peşini bırakmış değiliz. Gerçek Fransızları az kullanmaları. Geçen hafta Şahin Bey anıtına gidip orada bir takım çekimler yapmıştık. Yani orada yan gelip yatabilirdi. Tabii yatabilirdi yani. Ve bu hafta da size Şahin Bey ile ilgili çok özel bir röportaj yayınlamak istiyoruz. Kız çocuğunu evlatlık olarak veriyor bir araba. Arabana para veriyor, parakla mavzer ve kurşun alıp geri dönüyor, savaşıyor. Bu özel röportajımız için eski dost Yunus Emre Tansu'ya başvurduk. Yunus Emre Tansu, Cumhuriyet tarihi, Kurtuluş Savaşı konusunda benim başvurduğum çok önemli bir kaynak. Onlar da geldiler diyor, Andi ve komutanları geldi diyor. Ne dediğini anlamadılar diyor. Röportaj size uzun gelebilir ama emin olun her dakikasında çok ilginç bilgiler bulacaksınız. Şimdi ekranlarınıza bu güzel ayrıntılı röportajı getiriyoruz. Şahin Bey konusu çok parlatılmış bir mit mi? İyi cilalanmış bir mit mi yoksa gerçekten anlatamadığımız kahramanlık destanlarından birisi mi? Tabii ki bir mit değil. Yani bir kahramanlık destanı. Şimdi o dönemi anlamak için gözünüzün önüne 1919 Güneydoğu Anadolu'sunu, yani Halep'iyle, Şam'ıyla, Ayıntabı'yla, Maraş'ıyla, Urfa'sıyla, Adana'sıyla bu Türk topraklarını gözlerinizin önüne getirmeniz gerekiyor. O zaman daha Osmanlı Devleti dağılmamış, buralar başka bir devlet falan olmamış. Ne Suriye kurulmuş, ne Irak kurulmuş, hiçbirisi yok. Bunların hepsi Osmanlı toprakları. Osmanlı Devleti'ne sadık insanların yaşadığı yerler. Zaten 30 Ekim 1918'de Halep'in güneyine kadar çekilmiş Türk ordusu. Halep'in güneyini sınır yapmış. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Yıldırım Orduları grubu Halep'in güneyine kadar çekilmiş. Daha sonra nasıl diyeyim size, İngilizlere verilmiş burası. İngilizler gelmişler, buraları işgal etmişler. 11 ay süren bir İngiliz işgali var. Bu işgal döneminde beraberinde getirdikleri Ermenilere, Türkleri evlerinden atmışlar, Ermenilere vermişler. Malları bir de ortada müsaade edip insanların mallarını Ermenilere vermişler. Yani nasıl diyeyim size, 11 aylık bir işgal döneminden sonra Fransızlar gelmiş. Fransızların en önemli özellikleri gerçek Fransızları az kullanmaları. Ne demek bu? Yani Fransız kullanmıyor. Nasıl diyeyim size, Senegalli. Sömürgelerden. Efendim, Cezayirli askerler. Zaten Fransızlar çekilirken de bugünkü Antep Lisesi'nin arkasında hemen Zevdalik denilen yer var. Orası aslında Fransız mezarlığıdır. Kendi ölen Fransızları tabutlarını çıkartıyorlar. Orada Senegalli, işte şu Ermeni olanları oraya bırakıp gidiyorlar. Yani gitmeden önce kendi has gerçek Fransızları mezarlarından çıkartıyorlar, tabutlara koyup götürüyorlar. Ama burada Türklerle savaşırken ölmüş Cezayirli, Senegalli, Şuralı, Buralı, Zenci, işte Ermeni, onları buraya terk edip gidiyorlar. Şahin Bey'in Mehmet Said'in Yemen'de çarpıştığını söylediniz hocam. Evet, Yemen'de çarpıştı. Özdemir Bey ile beraber çarpıştı. Esaretten döndü. Cemal Paşa kendisini Bilecik Askerlik Şubesi'ne görevlendirdi. Daha ateşkes imzalanmadan önce. Yani hükümet düşmeden önce. O da bununla geldi, Antep'e geldi. Antep'e geldiğinde Antep'te iki görüş hakimdi. Bir sulh ve selameti Osmaniye fırkası, Hürriyet ve İtilaf fırkacıları. Bunlar da vatansever insanlardı ama savaşın Antep'te olmasını istemiyorlardı, Fransızlara karşı olan savaşın. Şehir harap olur, camiler yıkılır, yetimler var. Yetimler ve dul ve yetimlere öyle bir düzene kurulmuştu ki Ayıntap'ta, o dönemki Ayıntap'ta, savaş yetimleriyle, savaş dullarına günlük iaşe veriliyordu. O zaman şunu da sorabilir miyim? Mehmet Said, Şahin Bey, kendini daha pasif bir görevi alıp böyle bir çarpışmaya girmeme ihtimali var mıydı? Hayır. Vardı. Bilecik Askerlik Şubesi'ne giderdi, tervislerle ulaşırdı. Yani orada yan gelip yatabilirdi. Tabii yatabilirdi yani. Bilecik Askerlik Şubesi başkanıydı. Çok rahatlıkla Bilecik'te yatabilirdi. Yani iş yatma değil de o da asker terhisi
dul yetim maaşı dağıtılması falan filan onlarla ulaşabilirdi yani. Daha pasif bir görev de olabilir. Tabii tabii, pek çok kişi gibi. Pek çok kişi gibi. Yani tabii ki. İhanet demeyelim de bu nasıl diyeyim size, umutların tükendiği andır bu. Yani umutlar tükenmiş. Yani koskoca devlet bir şey yapamıyor, biz tek başımıza mı yapacağız diye düşünüldüğü bir anda bazı insanlar görev adamı oluyor, bazısı dönemin adamı oluyor. Bir dedikodu da şu, Mehmet Said Şahin Bey Gaziantep'li değildir. Yok canım ya, ailesi falan ama Antep'te Mehmet Said'in. Yani Gaziantep'li, niye öyle olmasın? Bir de şunu da artık şey yapmamız lazım. Mehmet Said Gaziantep'li olmayabilirdi. Ama Gaziantep için çalışabilir. Gaziantep'in savunmasında vefat edebilir. Antep savunmasında Doğu'dan, tam Malatya'dan, Adıyaman'dan, şuradan buradan, Siverek'ten, Urfa'dan birçok kişiler gelip savunma hattını yarmak için Ali Şefik Paşa'nın yani şeyinde anladığı Ali Şefik Paşa'ya, Özdemir Bey'e yardım etmek için geliyorlar ve şeyi yarmaya çalışıyorlar. Belki başarılı olamıyorlar. Ama çabalıyorlar. Bu çarpışma noktasına, Elmalı Köprüsü'ne dönmek istiyorum hocam. Evet. Bizim orada gördüğümüz Elmalı Köprüsü'nde siperlenecek, mevzilenecek tek bir tepe var. Bizim anladığımız gibi mi ya da daha farklı mı icra edilmiş? O çarpışma orada nasıl olmuş? Şimdi Şahin Bey oraya gidince işte Dayame Dağlar, şunlar bunlar, oranın ileri gelenlerinin de yardımıyla köylere gidiyor. Kimi yerde bunu padişahın şehzadesi tanıtıyorlar. Şu bu tanıtıyor. Her köyden 5-10 kişi, 20-30 kişi toplanıyor. Böylece büyük bir güce oluşuyor. Mesela bir Aslan Bey diye bir komutanı var. Bunlar tepelere mevzileniyorlar. Katmadan gelen yardım kollarını pusulara düşürüyorlar. Çapraz ateşe alıyorlar. Mesela bir gece bir şeyden kesiyorsa öbür gece, öbür gün öbür taraftan kesiyor yolu. Yani bunlar dağlarda mevzileniyorlar. Elmalı son hat. Oraya gelinceye kadar yani Andire var. Andire diyor ki yani 8000 kişilik bir askeri kuvvet topluyor yanında. 2-3 tane tank alıyor. Zırhlı arabalar alıyor. Otomobiller, kamyonlar onlar da geliyor. Yani eğer daha küçük bir kuvvet olsa onu zaten geçirmezlerdi. Yani bunu kuşatmayı yarmak için yani gönderdikleri kollar, yardım kolları yeniliyor ve Türklerin eline geçtiği için inanılmaz büyüklükte bir kuvvetle geliyorlar. O zaman bizim hayalimizde canlandırdığımız gibi değil. Yani Şahin Bey aslında Elmalı Köprüsü'nde mevzilenip orada bir çarpışma gerçekleştirmiyor. Son direnişin olduğu yer geriye çekiliyor. Elmalı'nın da arkasında mevziler var. Tabii Aslan Bey falan, Karayılan falan mevzileri var onların. Yani daha da Elmalı'yı da geçse daha da direniş pusu mevzileri var. Yani her dağ, her tepe, her taşın arkasına adam koyuyorlar. Fırsatını bulan silahı çekiyor, vuruyor. Ama o zaman İngilizler eğer dediğiniz gibi... Fransızlar. Fakat İngilizler de önceden Gaziantep'teki silahları topladıysalar bu silah nereden geliyor? Şimdi birkaç yolu var. Şimdi İngilizlerin giderken bir takım silahları geri iade ettiği söyleniyor. Sonra bu tabakanın üst tarafında Yahudi mahallesi var. Yahudiler silah satıyor. Sonra çok acı örnekleri var. Mesela Tüfekçi Yusuf Usta'nın torunu anlatıyor onu. Örneğin nasıl diyeyim? Şöyle bir durum var. Tutuyor. Adam kız çocuğunu götürüyor Halep'e. Kız çocuğunu evlatlık olarak veriyor bir araba. Araba ona para veriyor. Parakla mavzer ve kurşun alıp geri dönüyor, savaşıyor. Mesela Mithat Enç Uzun Çarşı'nın ulularında anlatıyor. Diyor babam diyor bir adam gelirdi diyor. İşte herkes ayağa kalkardı diyor. Çok hürmet ederlerdi diyor. Bir çay içirmek, bir kahve ikram etmek için diyor. Yarışırlardı diyor. Şu kahveyi kabul ettiği zaman diyor insanlar mutlu olurdu. Yahu derlerdi bu adam kim yani yemek önüne yemek koyarlardı diyor, hürmet ederlerdi diyor, şey yaparlardı diyor. Öyle bir bu adam çok mübarek bir adam. Bu adam savaşmak için kızını evlatlık verip
karşılığında aldığı silahla mavzel ve kurşunu alıyor. Geliyor Antep savunmasında kurşun sıkıyor. Yani Antepliler ona hürmet ediyorlar. Uzun Çarşı'da önüne bir lahmacun koymak için. Yani adam onların lahmacundan bir parça alsa, adam diyor ki bu diyor benim diyor, ben diyor bana diyor şey yaptı diyor. Büyük bir onur. Büyük bir onur yani. Antepliler kadrini biliyorlar bu insanların. Yani bir bardak çayını ikram etti, çay diyorum, kahve tabii o zaman, şimdi bu da çaya ağzımıza alışmış. Kahvesini içtiği zaman, ya diyor bu kahveyi içti, adam diyor övünüyor, diyor ki bu diyor geldi benim bir kahve içti. Yani bu bir şeref, şeref addediyorlar. Çünkü Antep savunmasında böyle evladını evlatlık veriyor. Yani satıyor, karşında aldığı parayla alıp mevzi alıp gelip burada Antep'i savunmak için silahla Halep'ten geliyor ve bu Antep savunmasında savaşıyor. Adam düşünceli tabii, evladından geçmiş. Onun şarkıları yapılmış, şiirleri yazılmış. O kızın ağzından yazılmış türküler, şiirler var. Koray Hocam. Yani adam diyor ki nasıl geçtim baba diyor, anlatıyor mesela, anladığı vakit gözlerinden şakır şakır şeyler, yani yaşlar geliyor. Yani çeşitli yollarla dışarıdan geliyorlar. Kolordu gizliden yolluyor Maraş'taki.